akşamlar. Bu ülkede bu akşam Zahide Tuğba Kor'la savaş, göç ve kadını konuşacağız. Biliyorsunuz coğrafyamızda halen Gazze'de bir katliam, soykırım devam ediyor. Ama Irak'ta savaş oldu, Suriye'de devam ediyor, Afganistan'da devam ediyor. Savaşları hep büyük güçler, küçük güçler, bölgesel güçler, kim kazandı, vekalet savaşları, bunun üzerinden değerlendiriyoruz. Dış politikadan ele alıyoruz. Ara ara insani veçesini de konuşsak bile yeterince konuşmuyoruz. Zahide Hanım, Zahide Tuğba Kor bu konuda en çok çalışan hocalarımızdan biri. Savaş, göç ve kadını konuşacağız bu akşam. Çünkü kadınlar, elbette erkekler de etkileniyor ama kadınlar daha farklı etkileniyor. Bu akşamki konuğumuzla bu başlıkta konuşacağız. Ama önce daha önce yaptığımız, bu konu üzerinde yayın yaptık. Kitabı tekrar göstermek istiyorum size ve okumanızı hararetle tavsiye ediyorum. Küre Yayınları, Suriye'de Rejim, Savaş ve Göç, Tuz ve Taş Üstünde. Suriye Savaşı'nı, ama bunun üzerinden aslında savaşta neler yaşanıyor, insanlar neler yaşıyor, bütün o saydığımız yüz binler birebir yaşamlar ne ifade ediyor onu görüyoruz. Hoş geldiniz Zahide Hanım. Hoş bulduk. Savaş, göç, kadın deyince başlık zaten hepimizin bir fikri var. Ama siz ne diyeceksiniz bilmiyorum. Biz bunu yeterince konuşuyor değiliz. Yeterince konuşmadığımız, zaten yeterince düşünmüyoruz da galiba. Evet. Onun için belki bu akşam buna vesile olur. Buyurun. Şöyle söyleyelim. Aslında savaşlar büyük, küçük, genç, yaşlı, kadın, erkek, herkes için çok özellikle uzun savaşlar çok travmatik gelişmelerdir. Ama kadının özelliği şu: daha kırılgan, daha zayıf ve daha savunmasız olduğu için onlar savaşın yükünü biraz daha fazla ağır yaşıyorlar. Ve daha farklı boyutlarda da yaşayabiliyorlar. Bugün buna gireceğiz ama hani baştan da söyleyelim. Sanki erkekler savaşlarda, yani savaş, göç dediğimizde sanki erkekler çok fazla sıkıntı yaşamazmış gibi algılanmasın, onu da söyleyelim. Her yaş kesiminin, her toplumsal kesimin yaşadığı ayrı ayrı sıkıntılar, bazen benzer bazen ayrı ayrı sıkıntılar söz konusudur. Elbette çocukların da öyle. Şimdi tabii. Gazze'de bugün gördüm küçücük çocuk, böyle pek çok görüntüler gördük işte. Evet. Haniye'nin torunlarından biri daha 7-8 yaşında şehit olmak istiyorum demiş. Halbuki 7-8 yaşındaki bir çocuğun tahayyülünde ölüm yoktur. Ama böyle bölgelerde, savaş bölgelerinde oluyor. Hele bazı çocuklar normal bir hayatı göremiyorlar. Yani doğdukları zamandan kısa bir süre sonra belki savaş başlıyor. Belki savaş sırasında dünyaya gözlerini açıyorlar ve dolayısıyla normal bir hayat nasıldır bunu bilmiyorlar. Siz şimdi bunu söyleyince bir örnek aklıma geldi. Yıllar evvel işte bebeği birkaç aylıkken hapse giren Suriyeli bir hanım, belgeselde izlemiştim. Tabii ki bebeğiyle girecek hapishaneye ve işte çocuk 3-4 yaşındayken hapishaneden çıkacak. Çocuk hapishaneden çıktığında annesine şu soruyu soruyor: anne, bahsettiğin cennet burası mı? Yani biz hani savaş alanı dediğimiz, Suriye'nin savaş alanı, hapishane nasıl bir korkunç yer ki düşünün. Çocuk anne hani cennete mi geldik diye soruyor. Dolayısıyla insanoğlu ne görüyor? Hapishanede biz, doğuyor çünkü. Yani tabii hamileyken, yani evet. Bütün bilinci orada. Dört duvar hapishaneden ibaret. Dolayısıyla şeyi görüyoruz, yani çocuklar, birçok çocuk çatışma bölgelerinde zaten savaşla dünyaya gözlerini açıyor. Veya işte Gazze örneğinden düşünecek olursak, İsrail 2005'te Gazze'den çekildi. Bugün Gazze'den İsrail çekilirken doğan bir çocuk 19 yaşında. 2006'dan itibaren zamana yayılmış bir şekilde, bazen hızlı bazen zamana yayılmış bir şekilde zaten hep savaşlar ve çatışmalar gördüler. Biraz daha geriye alalım. İkinci intifada 2000 yılında başladı. Filistin halkının toplu ayaklanması. O zaman doğan bir genç şu an 24 yaşında ve hep benzer şekilde bastırılma, savaş ve kan gördüler. Dolayısıyla onların hayatlarında ölüm normal bir şey. Hayatla ölüm iç içe. Bizim hayatımızda ölüm çok uzak bir şey. Hatta ölüm korktuğumuz, istemediğimiz bir şey ama onların hayatında
daha farklı anlamlara sahip. Şöyle söyleyelim, kadınlar, erkekler, çocuklar, büyükler, herkes için. Yani zaten İsrail tarafından abluka altında veya zaman zaman saldırılar altında hızlı veya yavaş ölümü yaşıyorlar zaten. Bari ölümümüz anlamlı olsun istiyorlar insanlar. Yani nedir? İşte Mescid-i Aksa uğrunda şehadet. Dolayısıyla 6-7 yaşında çocukların Gazze'de ölmek istediklerini duyarsınız, şehadet istediklerini duyarsınız. Çünkü orada insanlar zaten günlük konuşmalarının içinde, günlük hayatlarının içinde bunlarla bunları işiterek, bunlarla birlikte büyüyorlar. Ev alacağım, araba alacağım diye büyümüyor. Öyle bir şeyleri yok. Bu da çok önemli söylediğiniz. Savaş bölgenin en önemli özelliklerinden bir tanesi şudur. İnsanların gelecek beklentileri azalır. Yani daha doğrusu savaş ve ekonomik kriz hepsi iç içe gelir savaş dönemlerinde. Hastalıklar. İnsanlar, tabii. İşte Covid'de gördük. Biz sadece evet. Bir virüsle insanların gelecekle evet. ilgili kaygıları o kadar arttı ki gelecek evet. düşünmemeye başladılar. Şöyle bir şey oluyor burada ekstra. Yarın ne yiyeceğim? Yarın yaşayacak mıyım? Dolayısıyla uzun vadeli. Ya da yarın yakınlarımdan hangileri yanımda aynen olacak? Öyle. O yüzden uzun vadeli yaşama imkanları yok. Hiçbir Filistinli, Batı Şeria'da bugün çatışma yok ama hiçbir Batı Şeria'da, hiçbir Kudüs'lü uzun vadeli plan yaparak yaşayamaz. Suriye'de de öyle, Irak'ta da öyle, Afganistan'da her yerde çatışma bölgelerinde böyledir. Çünkü yarın ne yaşayacağınızı bilmiyorsunuz ki. Siz hayal kursanız bile bu hayalleriniz mahvediliyor. Bu başlıkta seminerler verdiniz çalıştığınızda. Hangi ülkeleri dikkate aldınız ve neden o ülkeleri seçtiniz? Uzun çatışmaları ben daha çok seviyorum. Daha da alınıp çatışma, savaş, göç. Uzun savaşları daha çok çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü uzun savaşlarda çok ciddi değişim dönüşümler olur. Yani savaşlar insanların hayatını nasıl değiştirir, dönüştürür, toplumları nasıl değiştirir, dönüştürür, devletleri nasıl değiştirir, dönüştürür bunlara odaklanıyorum. Dolayısıyla Afganistan 1978'den beri önce darbe arkasından Rus işgali vesaire devam eden 40 küsur yıldır devam eden bir savaş hali. Kesintilerle iç savaşlar, savaşlar, ekonomik krizler vesaire. Şöyle diyelim 1978'de doğan bir Afgan yani bugün 46 yaşında olan bir Afgan normal bir hayat görmediler. Hiç. Öyle evet. Mesela şu an savaş yok ama acayip bir şey var. Açlık ve kıtlık var. Neden? Çünkü mesela hiç savaşlarla ilgili ilgilenmediğimiz noktalardan bir tanesi ekolojik dengeye yaptığı tahribattır. Uzun savaş yaşayan bölgeler hem tabiat çevreye tahrip olur hem su kaynakları tahrip olur. Ve uzun vadede yağmurlar yağmaz olur. Bugün Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da bu yaşanıyor. Biz çok farkında değiliz. Gerçekten kıtlık. Su sıkıntısı had safhada ve dolayısıyla bunların kadınların gündelik hayatına tabii ki etkisi oluyor. Çocukların, insanların gündelik hayatına çok ciddi etkileri oluyor. Dolayısıyla Afganistan, Irak, Lübnan, Suriye, Filistin bu uzun süren çalışmaları çalışmayı tercih ediyorum. Tercih ettiniz. O zaman Afganistan'dan başlayalım. Afganistan'da. Tabii bakınca yıllar içerisinde 78 öncesinden bakınca çok müthiş bir medeniyet var ve o alt üst oluyor. İnsanlar da yani toplumda dinamikleri de değişiyor. Neler gördünüz? Şöyle, ne gözlediniz? Bir kere toplumun taşıyıcısı olan önderler ortadan kalkar. Şöyle Afganistan örneğinde şöyle söyleyeyim. En önce öyle midir? Afganistan örneğinde o kadar çalkantılar oluyor ki göç, hani ana konumuz göç ya, konulardan biri. Göç yaşamamış bir insan grubu yok. Mesela nedir? 1978'de işte komünist devrimle birlikte ne olacak? Eski burjuva denen burjuvaya ve din adamı sınıfına karşı bir rejimin savaş ilanı, yani mücadelesi başlayacak. Dolayısıyla ilk etapta göç edenler, entelijansiya, üst kesimler ve dini sınıf dışarıya göç edecek. 79 Aralık'ında Hazreti Mevlana Berat Özibek'le onun üzerinden göçü konuşmuştuk. Aynı şekilde Afganistan'dan evet. yine
aynı sebeple Konya'ya göç etmiş. Tabii. Öyle göç etmeyenler de hayatını kaybediyorlar zaten. Evet. Ve bu arada mesela o komünist dönem iki senelik bir süreçtir. Yüzlerce akademisyen öldürülecek. Binlercesi hapse atılacak. Dolayısıyla böyle bir hikaye var. Arkasından 10 sene süren... Yani dokuyu bir kere yırtmaya dönük bir hamle var. Çünkü daha alt sınıfların malumunuz komünist devrim o üst sınıfla çatışma içerisindedir. Sınıf çatışması vesaire üzerinden. Körüklenir. Dolayısıyla o üst sınıfı alaşağı etmeye çalışırken 10 sene süren akabinde Rus işgali. Rus işgali daha ziyade daha kırsalı çok fazla yıkacak. Yani çünkü Kabil... Başkent zaten komünist yönetimin kontrolünde olduğu için oraya çok fazla savaş daha kısmen girecek. Dolayısıyla insanlar nereye kaçacak Sovyet işgali sırasında? Merkezlere, şehir merkezlerine, başkente kaçacak. Kırsal yıkılacak. Ve yine İran'a, Pakistan'a çok ciddi bir göç olacak. Komünist, Rus işgalinden, bombardımanından kaçanlar. Akabinde işte Ruslar geri çekilecek. Bu sefer komünistler mücahitler kazanınca komünistler kaçmaya başlayacaklar. Ama bir taraftan da o arada toplum da biraz sovyetikleşmiş oluyor, bürokrasi öyle, vesaire. Işte artık yeniden bir çatışma alanı çıkıyor. O bürokrasi kaçacak ve bu süreçte mücahitler iç savaşa başlayacak. Mücahitlerin başkenti ele geçirme mücadelesinde on binlerce insan hayatını kaybedecek. Düşünebiliyor musunuz? Bir ülkenin başkenti en elit kesimin yaşadığı yerdir. Ve o başkenti ele geçirme mücadelesi on binlerce, 60 bin, 70 bin insanın öldüğünü düşünün. Bu yaşanacak. Akabinde Taliban gelecek. Taliban'ın kaçırttığı kesim olacak. 94-96 Taliban geliyor. Sonra 2001 Taliban'ı Amerika devirecek. Bu sefer Talibancılar yurt dışına kaçacak. Daha sonra işte Taliban geri gelecek 2021'de, bu sefer Amerika'ya, yani Taliban'a karşı çıkmış, Amerika ile işbirliği yapmış kesim bu sefer kaçacak. Dolayısıyla Afganistan'da şöyle bir söz vardır. Hayatta kalma stratejilerinden bir tanesidir göç etmek. Yani çünkü herkese bir şekilde sıra gelmiştir. Ve burada kadınlar açısından önemli şeylerden bir tanesi. Ülkeden ülkeye kadınların durumu değişiyor ama hep aynı mı? Değişiyor. O zaman Afganistan var, özelinde farklılıklar var. Evet, şöyle mesela. Bir şey söyleyelim. Afganistan'da bir kere Rus işgali en çok 1978'den itibaren istikrarsızlık, savaş, iç savaş dedik. En fazla insan ölümünün, en yıkıcı şeyin yaşandığı dönem Sovyet işgali olacak 10 senelik süreçte. Ve burada tabii ki çok fazla kadın dul kalacak. Eşler hayatını kaybediyor savaşta. Ve dul kadınların sığındığı yer çalışabilmek için, çocuklarını geçindirmeleri gerekiyor. Başkent Kabil olacak. Hatta dul kadınlar şehri deniyor Kabil'e o dönem. Daha sonra işte Taliban geldiğinde kadınların çalışmasını yasaklayacak. Erkeksiz sokağa çıkmasını yasaklayacak. Bundan en büyük zararı gören... Uçurtmayı yasaklıyorlar. Olacak. Yani en büyük zararı dul kadınlar görecek. Çünkü düşünün. Yani her kadının oğlu da olmak zorunda değil. Kardeşleri, babası, kocası hayatını kaybeden kadınlar var. Bunlar hayatlarını nasıl geçindirecekler? Bunun sıkıntısı başlayacak. Dolayısıyla dul kadınlar en çok etkilenecekler bu süreçten. Ya insani yardımlara yani bağımlı. Yani sadece savaş değil, savaş sonrasında da kadınlar hadiseden daha fazla etkileniyor. Evet ve biraz sonra gelirsek Irak'ta, Suriye falan, bunlar için de aynı şeyler geçer. Yani savaş bitti. Biz genelde savaş bittiğinde yani silahlar sustuğunda savaşla bitti sanırız. Halbuki savaşların yol açtığı yıkımın asıl etkileri savaştan sonra görülür. Dolayısıyla silah sustuğunda savaş bitmiş olmaz. Yeni savaşlar yeni şeyleri evrilir. Mesela sosyoekonomik hayatta kalma savaşları Suriye'de şu an o yaşanıyor. Çok ciddi bir sosyoekonomik hayatta kalma savaşı var. Dolayısıyla kadınlar bu sefer belki fiziki savaşın yükünü yaşamıyorlar. Ama sosyoekonomik hayatta kalmanın mücadelesini çok çetin bir şekilde yaşamaya başlıyorlar. Yani 78 doğumlu Afganlı bir kadın hayata bakınca zorluklarla geçiyor. Evet. Şöyle bir şey var yine Afganistan deneyiminde. Mesela biz Suriye'de kadınlar, çocuklar hepsi göç ettiler.
Ama Afganistan deneyiminde yakın coğrafyalar, evet, İran ve Pakistan'a ailece göç edenler çok, ama daha uzak coğrafyalara, Türkiye'ye, Avrupa'ya vesaire, mesela deniyor ki işte hep Afgan erkekler geliyor vesaire diye çok büyük şeyler var. Neden? Çünkü göç yolu o kadar tehlikeli ve o kadar zor ki. O göç yoluna bir kadının çıkabilmesi çok zor bir şey. Ama diye kocasının da çıkması mecburi erkeklerin. Çünkü çalışması bir şekilde gerekiyor. Para göndermek gerekiyor. Aynen öyle. Çünkü ülkenin içinde çalışma imkanı yok. İnsanların karnını doyurması gerekiyor. Ve şimdi şeyden de bahsettim. Savaş sırasında bir savaş taktiği olarak savaşan güçler tarım alanlarını, sanayi, iktisadi şeyleri vururlar. Savaştan sonra oralar her biri tahrip olmuş durumdadır. Bugün Suriye'de de öyle. Yani savaş bitti, ekonomi ayağa kalkabilecek durumda değil ki. Çünkü savaş sırasında yıkıldı, yok edildi. Aynı şey Afganistan için de geçerli. Peki insanlar neyle yiyip ne içecekler? Önemli olan şey şudur. Savaş esnasında dış ülkeler içerideki vekil güçlerini paraya boğarlar, silaha boğarlar. Ama ne zamanki savaş neticelenir, hepsi parayı geri çekerler. Dolayısıyla yeniden inşa için para kaynakları söz konusu değildir. Savaşı olduğumuz silahı veren, parayı veren güçler barışı finanse etmezler. Ve dolayısıyla savaşan kesimler kendi dertleriyle, hepsi aynı dertlerden muzdarip hale gelirler. Bir başka şey, mesela savaş sırasında savaşmış güçler, silahlı gençler. Para yok. Daha önce savaşırken para veriliyordu bu gençlere. Paranın suyu kesildiğinde, savaş bittiğinde ne yapacaklar? Ellerine silah var ama para yok. Ne yapacaklar? Tabii ki soygun, fidye için adam kaçırma gibi şeylere yöneliyorlar. İlla ki böyle bütün savaşlardan sonra. Ve dolayısıyla bu da kadınların hayatını olumsuz etkiliyor. Neden fidye için adam kaçırma dedik? Dolayısıyla kadınlar, çocuklar, kız çocukları okullara gönderilemiyorlar mesela. Yani başka ülkelerde de, Irak'ta vesairede bu geçerli. Afganistan'da zaten Taliban nedeniyle böyle bir engel olacak ama bunun yaşanmadığı, Taliban olgusunun yaşanmadığı yerlerde de savaşan güçler, ellerine silah var, para yok ve dolayısıyla adam kaçırma, soygun ve türlü türlü uyuşturucu kaçakçılıkları, türlü suçlara bulaşıyorlar. Ve dolayısıyla kadınların güvenliği tehlikeye girdiğinde ne yapacaklar? Evden çok da fazla çıkmama şeyine bürünüyorlar. Bir doğal bir şey oluyor, ne diyelim, içgüdüsel bir şey oluyor aynı zamanda bu. Bunun gibi birçok etki oluyor. Mesela Irak'a bakacak olursak, Irak'ta çok fazla dul kadın var. Ama çoğu yani kocalarını kaybetmişler savaşlarda. Irak da öyledir. 1980'de İran-Irak Savaşı başlıyor. 8 sene. 8 sene. Akabinde 90'da Kuveyt işgal ediyor. 91'de çok yıkıcı Körfez Savaşı. Ki Körfez Savaşı 20. yüzyılın en ağır bombardımanının yaşandığı savaştır. Irak'ın bütün altyapısı, her şeyi yok ediliyor o savaşta. Akabinde 1991'de başlayan ambargo 2003 var. İşgaline kadar devam eden ambargo. Sonra 2003 işgali, Amerikan işgali, yeniden savaş. Sonra iç savaş. Sonra IŞİD geliyor. Bütün bunların etkisi. Çok fazla dul ve çok fazla yetim var. Ve bu dulların çoğuna ama maddi yardımı yok. Yani bir mesela Türkiye'de şehit eşlerine ne olur? Devlet bir şey verir. Maaş bağlar. Filistin'de ne olur? Şehit eşleri korunur, kollanır. Onlara verilen yardımlar vardır. Ama Irak'ta böyle olmayacak büyük ölçüde. Dolayısıyla ne olacak bu kadınlar? Çok zor, gerçekten çok zor şartlarda yaşıyorlar. Yani savaş sırasında vatan için, din için, başka şeyler için hiç fark etmez. Hayatını vermek yüceltilir. Ve erkekler, genç erkekler hayatını kaybederler. Peki sonra geriye kalan yetimler ve dullar. Zaten bakınca kurtuluş gibi gözüküyor. Dullar ve yetimler, geriye kalanlar ne yapacak? Eğer ki onlara düzgün bağlanan bir gelir veya insani yardım şeyi yoksa. Bu elbette bir yöntem değil ama o seminerlerinizde dikkatimi çekti. Irak'ta bir kadın Dicle Nehri'ne bırakıyor çocuklarını. Bu bir yöntem değil elbette ama... onu ancak yaşayan bilir. Çünkü ben benzerini Kırım'dan, Kırım Harbi'nde işittim. Yani yaşamış birinde. O da kendi kızını tecavüze maruz kalmaması için
vurmak zorunda kalıyor. Şimdi Irak'ta bu olay birkaç sene evvel yaşandı. Kadın küçük çocuklarını Dicle Nehri'ne attı ve Türk medya, sosyal medyasında işte ahlaksız kadın, rezil kadın falan bir sürü böyle hakaretler şey yaptı. Şimdi biz Irak'ın ne yaşadığını, geçmiş 10 yıllar boyunca nasıl bir insan... O kadar çok el değiştiriyor ki Irak. Öyle yani ama, bir gün yan yana olduğunuzla ertesi gün düşman oluyorsunuz, öbür gruba geçiyorsunuz ve şiddetle yani hiç hayatında şiddet görmemiş bir insanın bile o Irak'taki geçmişe bakınca şiddetle hemhal olabileceğini anlıyorsunuz. Vahşetin hani kim normalleşmesi olsa, oluyor Irak'ta. Kim olsa öyle. Kendini onun içinde bulur. Yani şimdi kadının neden attığını bilmiyoruz ama Irak'ta bunların yaşanması için ortam o kadar müsait ki. Şeyde yine o şey neydi yazar Afgan Afganistan Zeki bulduk orada Tika görevlisi olarak yıllarca yaşayacak o şey söyler Afganistan'da mesela çocukların küçük yaşta satılması evlendirilmesi olgusu. Şimdi biz buradan baktığımızda geri kafalılar bilmem neler vesaire. Vahşiler çocuklarını satıyorlar. Ama çok güzel bir ifade kullanıyor. Bulabilirsem onu size notlarım arasında söylemek isterim. Çok önemliydi. Şöyle diyor. Çocukları zenginlere vermek bir çocuğun yaşaması kursağından iki lokma geçmesi için o kadar tabii ki o topraklarda. Bunu ancak savaş görmüş ve bir daha kendine gelememiş bir ülkede yaşarsınız diyor. Ve yine şey diyecek... Asıl bir şey daha vardı, o çok çarpıcı bir cümleydi ama galiba bulamayacağım. Ha, şöyle diyor, normal hayatına devam edenler, çaresizlik hırsızını bilmeyenler, çaresizlere ahlak dersi veriyorlar bu yıkılası dünyada tekrar diyor. Tekrar okur musunuz? Normal hayatına devam edenler, çaresizlik hırsızını bilmeyenler, çaresizlere ahlak dersi veriyorlar bu yıkılası dünyada diyor kitabında. Çok çarpıcı bir cümle. Evet yani o kadar büyük çaresizlik var ki. Çocukların satılması veya erken yaşta evlendirilmesi o coğrafya açısından bir kurtuluş olarak görülüyor. Dolayısıyla çocuğunun savaşla, kurtuluşu. Evet, kendisi çünkü kurtulma imkanı yok anne baba açısından. Ya zaten sefaletin dibini yaşıyor, bari çocuğum kurtulsun diye böyle bir yola tevessül ediyorlar. Hayatta kalsın aslında. Hayatta kalsın. Benzer şekilde Suriye'de de mesela evlilik yaşının çok düşmesi. Mesela rejim bölgesinde genç kızlar çok yaşlı adamlarla evlenmek zorunda kalıyorlar. Neden? Çünkü genç erkek yok. Şeyde demografinin değişmesi boyutu var. Başka bir sürü boyutları var. Dolayısıyla savaş denen olgu çok büyük bir trajedidir. Biz mesela savaşlara böyle zafer kazanma, coşku vesaire böyle bakıyoruz ama uzun savaşlar böyle bir şey değildir. Trajedinin her boyutuyla yaşandığı şeylerdir savaşlar ve kadınlar da bu trajediyi çok boyutlu bir şekilde yaşıyorlar. Hem savaşta hem göç yolunda hem göç ettikleri yerlerde. Şimdi göçü de ayrıca soracağım ama mesela Afganistan, Irak bir taraftan da uzaktan yani aynı şekilde çalışmasanız bile Ukrayna'yı da tabii. Televizyon ekranlarından gördük. Aynı şeyleri sezdiniz mi orada da? Şöyle ben Ukrayna'yı özellikle çalışmayı çok istiyorum biliyorum. Ama bir türlü vakit bulamıyorum. Yani Orta Doğu'dan dışarıya çıkamıyorum. Çok benzer şeyler tabii ki var. Yani en azından ekranlarda gördük, fotoğraflarda gördük yaşlı teyzelerin ellerinde birer naylon çantayla göç yoluna çıktıklarını. Ve mesela şey var, Avrupa sınırına çok fazla yığıldığında Ukraynalılar, sınırlarda onları böyle bağrına basarcasına karşılayan kitleler var. Ama onların bir kısmı, ve iş teklif ediyorlar. Ama onların teklif ettikleri iş, hangi iş? Yani insan kaçakçılarının eline düşen bir sürü kadın oldu Ukrayna'da. Fuhuş çetelerinin eline düşen bir sürü Ukraynalı oldu. Mesela onlara film çekme, televizyonda oyunculuk vesaire vaadiyle fuhuş sektörüne çekilen bir sürü Ukraynalı hanım oldu. Dolayısıyla böyle şeyler evet yani çok Ukraynalılar da büyük trajik şeyler yaşıyorlar. Onlar da ailelerini yitirdiler. Sevdiklerini yitirdiler. Yersiz yursuzlaştılar. Ama Ukraynalıların şansı şu, henüz sadece 2 yıllık bir savaş. Uzama ihtimali tabii ki var. Ama 2 senelik şeyde büyük toplumsal dönüşümler yaşanmaz. Yani bir 10 sene olacak ki en az 10 sene. 10 seneyle birlikte 2 senede tamir edebilir misin? Evet. Yani evet bazı travmalar tabii ki tamir edilmez ama onların henüz toplumsal yarılmaları dokuyu
Suriye, Irak, Afganistan gibi değil. Evet. Evet, tahrip etmiş değil. Henüz değil yani. Yoksa yıkım, çok ciddi, Ukrayna'da çok ciddi yıkımlar yaşandı. Bu arada Ruslar tarih boyunca çok acımasız savaş veren bir toplumdur. Coğrafyası, iklimi vesaire de bunu dayatır aynı zamanda. Dolayısıyla önlerine ne gelirse geçer, önlerine ne gelirse yıkar geçerler. Ukraynalılar bunu yaşıyorlar. Ukraynalıların ama şöyle bir farkı olacak büyük ihtimal, tahminim. Savaş bittikten sonra orayı yeniden inşa edecekler Batı. Tıpkı 1. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yıkımın, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yıkımın Amerika tarafından finanse edilmesi gibi maddi yardımlarla. Ukrayna'da yardım görecek. Ama buralarda Afganistan, Irak, Lübnan, Lübnan'da Afganistan'dan yani, giderken bir de Suriye, 11 Eylül'ün tazminatı diye para aldı kendi kendine. Evet, evet. Yani başka şey tabii boşaldı, Afganistan'ı boşalttı da. Evet. Ayrıca öyle bir de şey... Tabii bir de şu var. Bütün... Çıktıktan sonra o 5000 kişiye tazminat ödeyecek deyip bir paraya el koydu. Savaş yürütmek çok pahalı bir iştir. Mesela Amerika... Bu arada uyuşturucu tabii yeniden işgalde. Tabii. Çünkü Taliban döneminde tuhaf bir şekilde uyuşturucu ticareti son bulmuşken işgalle yeniden birlikte yeniden palazlanmıştı. Savaşlar çok pahalı iş olduğu için işgalci devletler o parayı çıkartmaya çalışırlar. Mesela Körfez Savaşı'nın maliyeti Körfez ülkelerine, Japonya'ya, Almanya'ya ödettirildi Amerika tarafından. Ama 2003 işgali uluslararası bir konsensüsle olmadığı için, tek taraflı saldırdığı için bu sefer Irak'ın kaynaklarını yağmalamaya çalıştı. Ama o kadar büyük maddi kayıp oldu. Evet, öyle mukayese edilir. Mesela Irak normal bir ülke olsaydı Fransa kadar parası olurdu diye. Öyle, evet. Sonuçta kadınların yaşadıkları... Kaynakları itibariyle. Kadınların bu savaşlarda etkisiyle neler yaşar, bir kere ona gelecek olursak, uzun savaşlar dedik. Bir kere Afganistan'la bir fark belki diğer savaş bölgelerinin. Diğer savaş bölgelerinde kadınlar daha aktif bir aktör haline geliyorlar. Savaşlar her zaman dünya tarihinde kadınları daha aktörleştirir, daha aktifleştirir. Değiştirip dönüştürür. Bu Avrupa'da 1. Dünya Savaşı vesaire o şartlar için de geçerli. Kadınlar oy hakkının verilmesiyle bağlantılı bütün o savaşlardaki değişim dönüşüm. Neden? Çünkü erkekler cepheye gidiyorlar. Dolayısıyla ekonominin sürdürülebilmesi için temel geçim kaynakları vesaire artık kadınlar iktisadi alana yönlendiriliyorlar. Dolayısıyla kadınlar Suriye'de mesela bu yaşandı. Kadınlar sosyoekonomik hayatta daha fazla etkin hale geldiler. Mecburen. Mecburen tabii ki. Mesela bugün rejim bölgesinde genç erkek sayısı, yani 18 ila 42 yaş arası erkek çok az diyorlar. Dolayısıyla ne olacak? Kadınlar iş hayatına atılıyorlar. Geçmişte tabii ki başkent Şam'da kadınlar çalışırdı ama diğer şehirlerde muhafazakar bir toplumdu. Özellikle kırsalda kadının çalışması çok ayıptı. Başkent Şam'da da kadınlar öğretmen, doktor, mühendis ve devlet memuru olarak çalışırlardı. Ama savaşla birlikte artık her işi yapmak zorunda kaldılar. Göçle birlikte her işi yapmak zorunda kaldılar. Mesela şeyde Türkiye'de işte mesela ev temizliğine giden Suriyeli kadınlar, bu o kadar büyük ayıptır ki. Çünkü Suriye toplumunda Suriyeli her kadın kendi evini temizler. Gündelikçi hanım alınmaz. Çok zenginler alır. Onlar da yurt dışından gelen insanlar, savaş öncesi. Yani Suriyeli bir kadın temizlik kendi işçisi olarak çalışmaz. Yurt dışından. Evet. Bu çok ayıptı. Şimdi bunu yapan insanlar mecbur. Türkiye'ye geldiklerinde temel iş kollarından bir tanesi Suriyeli kadınlar için fabrika işçiliği, temizlikçilik gibi görevler ve bunlar geçmişte fabrika işçiliği vesaire, bunlar hiç yaşamadıkları şeylerdi. Dolayısıyla savaşlar kadınların rollerini, aile içi rolleri değiştirip dönüştürür. Burada mesela işte dedik ki Suriye'nin içinde erkekler ya savaştalar, ya hapisteler, ya öldürüldüler, ya göçtüler. Dolayısıyla erkeksiz. Bu kadınlar hem anne hem baba olmak zorunda çocuklarına. Ve dolayısıyla görevleri iki kat artıyor. Türkiye için de aynı. Şimdi gençler ve kadınlar Türkiye'de iş bulabildi. Orta ve üst yaş Suriyeli erkekler ne kadar kalifiye olurlarsa olsunlar iş bulamadılar Türkiye'de. Dolayısıyla geçmişte Suriye'de geleneksel bir aile modeli vardı. Erkek evinin geçimini sağlar, para kazanan kişi roldeydi. Kadın çocuğuna, eşine bakan, ailesini en güzel şekilde, yani ailesinin içine odaklanan,
ev içinde çalışan bir roldeydi. Şimdi bu roller tamamen değişiyor. O tabii toplumun dokusunu da değiştiriyor. En büyük zorluğu yine dul kadınlar yaşıyorlar. Veya göç etmiş veya göç etmemiş fark etmez ama göç ettiğinde tabii ki iki kat artıyor zorluklar. Şimdi göçü de ayrıca konuşmak istiyorum. Ülke içinde o zaman devam edelim. Ülke içerisinde büyük zorluklarla karşılaşıyorlar. Yani hem çocuğuna bakmak zorunda, hem para kazanmak zorunda. Ama mesela Türkiye'nin kontrolündeki alan kuzeyde. Çalışma imkanı erkekler için de çok az, kadınlar için de çok çok az. Zaten işsizlik has safhada. Peki bu kadınlar nasıl geçinecekler? Dolayısıyla ne oldu? İnsani yardımlara bağımlı bir hale geliyor insanlar. Ve yine bir başka şey, savaşların en önemli etkilerinden bir tanesi insanların sağlıkları bozuluyor. Bombardımanlarda sakat kalanlar, engelli hale gelenler bir kere zaten çok fazla. Felçli hale gelen Suriye'de, hem Suriye'nin içinde hem Türkiye'de çok fazla ben felçli gördüm. Bir de tedavi görme imkanları da yok, hastane yok çünkü doğru dürüst. O da var. Dediğiniz gibi yani bakılması gereken çok fazla hasta oluyor aile içinde. Başka sadece bu değil. Yani fiziki beden, yani kolların, bacakların kaybedilmesi, felç kalma hali değil sadece. Savaşlar, belirsizlik, korku, bütün bunlar insanların psikolojisini de mahvediyor. Psikolojisi mahvolan insanlar, dolayısıyla birçok hastalığın sebebi, mesela iç hastalıkların bir sürüsünün sebebi psikolojik şeylerdir zaten. Dolayısıyla fiziken insanları hasta ediyorlar. Dolayısıyla savaş yüzünden Suriye'de ve başka yerlerde insanların genelinin sağlıkları olumsuz etkileniyor. Çünkü bağışıklık sistemleri çöküyor. Bağışıklık sistemi çöktüğünde bu neye yol açıyor? Çabuk hastalanıyorlar. Sonrasında savaştan sonra, göçten sonra belki hayatları gerçekten çok iyi bir hale gelebilir bu insanların. Ama uzun savaş sırası o yaşadıkları stres, korku, yarın endişesi vesaire insanların bağışıklık sistemini çökerttiği için hayatınız ne kadar güzel olursa olsun sonrasında o hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bunu çok örneklerini gördüm. Bir başka şey, bugün Suriye'de nüfusun %90'dan fazlası fakirlik sınırı altında yaşıyorlar. Açlık çeken milyonlarca insan var. Şimdi, Şubat ayında... Bu böyle Türkiye'de bazen mübalağalı rakamlar çıkıyor. Malum. Bu öyle bir şey değil. Yani açlık deyince kalıyorsun. Evet. Şubat ayında ben Suriye'yi 2 defa ziyaret ettim. Geçmiş ziyaretlerde... Onun için biraz daha detaylı anlatın lütfen. Evet, geçmiş ziyaretlerimde ben genelde yardım dağıttım. İnsanları rastgele seçip hikayesini öğrenmek için röportaj yapardım. Yani mesela gidip ben açım fırından biraz bana ekmek verin ya da komşuya gidip alma imkanı yok. Şöyle bir sürü insan... Yani çünkü bir kişi değil. Tabii. Bir Tel Aviv'de son gitti. İlk defa değil. Tel Aviv'de gittim işte Şubat ayı sonunda. Bir hanım kalbi delik. Kocası hemofili hastası. 4 çocuğundan 3'ü de hemofili hastası. Sadece bir tane sağlam çocuğu var. Ve kocası geçenlerde Tel Aviv'de birkaç ay evvel bomba düştüğünde o bombaya maruz kalacak. Yine işte kemikleri vesairesi kırılacak. Çocukların başka hastalıkları da var. Kadın dedi ki kendim hastayım zaten. Bütün kocama ve çocuklarımı sürekli doktora götürmekten. Orada da sağlık imkanları çok yetersiz olduğu için Türkiye'yi ameliyata getirmek zorunda kalıyor. O kadar yoruldum ki dedi kadın. Peki dedim eşi çalışmıyor, kendi çalışmıyor. Para nereden geliyor dedim. Yok dedi. Ne yapıyorsunuz dedim. Açım dedi. Eğer ki dedi komşularım bana yardım yapmıyorsa, yani yemek getirmiyorsa aç geçiriyoruz günlerimizi dedi. Ve bir şey daha söyledi. Suriyelilerin şöyle de bir özelliği vardır, güzel özelliklerinden bir tanesi. Hayatını kaybeden aile bireylerine sahip çıkarlar, geriye kalanlara. Kocasının erkek kardeşlerinden bir tanesi hemofili hastalığından ölüyor. Onun geriye kalan dul hanımına ve 2 yetimine de bunlar bakmak zorunda. Düşünün yani kendisi zaten aç, bir de üstüne 3 kişiye daha bakmak zorundalar. Dolayısıyla böyle bir şey. Ben bunu Azize 4 defa gittim.
Şubat ayında yine son defa gittim. Bir sürü insan aç. Ve bu sefer yaptığım şey şuydu Azez'de. İnsanlarla röportaj yapmak yerine. En son ne zaman gittiniz? Şubat ayında. İki defa. Bir Azez'de, bir Tel Aviv'de gittim. Hapishaneye gittim. Hapishane müdürüyle görüştüm. Hastaneye gittim. Kliniğe gittim. Klinikte 3 doktorla görüştüm. Hapishane müdüründen başlayalım. Psikososyal destek merkezine gittim. Psikososyal destek veren psikologla görüştüm. Bunun gibi yani kurum, ilkokula gittim. Müdürüyle, öğretmenleriyle görüştüm. Üniversiteye gittim. Rektör yardımcısıyla görüştüm. Bu sefer kurumsal bir ziyaret, kurumsal ziyaretler yaptığım için hikayeyi daha üstten görme imkanım da oldu. Buyurun, çok ilginç. Burada özellikle şunu söylemek istiyorum. Ziyaret ettiğim hem psikososyal destek veren hanım hem de 3 doktor. Biri dahiliye doktoru, biri çocuk doktoru, diğeri fizik tedavi rehabilitasyondu. Şunu söylediler, çok ciddi bir açlık var. Ve açlık yüzünden hayatını kaybeden çocuklar var. Açlık doğrudan, şimdi Gazze'yi de düşünelim. Şu an Gazze'yi görüyoruz ama aynı şeyler başka yerlerde de var. Açlıktan doğrudan ölmüyor insanlar. Ne oluyor? Açlık insanların bedenlerine hastalık olarak yansıyor. Yani işte demin dedim, nedir? Bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkiliyor. En ufak bir virüste, yani bizim hastalanmayacağımız virüs belki onların ölümüne yol açıyor. Bir başka şeyi sordum. Açlık insana ne yapar? Dediler ki özellikle hamile hanımlar ve 0-5 yaş arası. Çocukların hayatı, yani o dönem aç kalanların hayatı, gelecek hayatı etkileniyor. Aynı şey Irak, Afganistan, hepsinde aynı şeyler söz konusu. Fizik tedavi merkezinde bir sürü hasta vardı, çocuklar. Birini gösterdiler, mesela bu açlıktan dolayı yürüyemiyor bu çocuk dediler. Yürüme yetisi yok. İşte başka neylere yol açar dedim açlık. İnsanlar işte kas iskelet sisteminin gelişmesini engelliyor. Zihnini, beyin hücrelerini öldürüyor. Dolayısıyla IQ seviyeleri çocukların düşüyor. Öğrenme kapasiteleri, odaklanma kapasiteleri düşüyor. Afganistan örneğinde ben bunu insani yardım görevlileri, bu alanda uzman UNICEF vesaire görevlerinden takip ettiğimde şunları söylüyorlardı. Bu çocukların, Irak içinde geçerli, gelecekte iş hayatında, okul hayatında başarı şansları çok düşüyor. Çünkü öğrenme zorluğu çekiyorlar. Okuduklarını öğrenme zorluğu çekiyorlar. Okumak için odaklanma zorluğu çekiyorlar. Başka bir sürü hastalıklarla boğuşuyorlar. Bu sadece, ben şimdi Suriye örneğinde onları gördüm. Gözlerimle gördüm. Doktorlardan hikayeyi dinledim. Bu görüşmelerinizde saydınız. Tekrar sayabilir misiniz kimlerdi? Çünkü başka da sorularım var. İç hastalıkları doktoru. Evet. Çocuk doktoru. Rektör dediniz. Rektör yardımcısı bir üniversitede. Hapishane müdürü. Hapishane müdürünü de merak ettim ama aslında evet, araya gideceğiz. Hem de Şubat ayında. Evet, daha yeni. Ama şunu söyleyeyim. Buyurun. Bütün evet, Suriye'de, kuzeyinde bunlar var. Rejimin bölgesi daha beter. Yani mesela Suriye'de, kuzeyinde bir öğretmenin maaşı, bir devlet memurunun maaşı Türk parası 2000 ila 3000 lira arasında. Rejim bölgesinde. Gidelim. Tamam. Araya gidelim, dönüşte tamam, devam edelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız. Evet, şimdi araya gitmeden önce Şubat ayında Suriye'de konuştuğunuz insanlar üzerinden durumdan bahsettiniz. Ama rejim bölgesi bundan daha iyi değil dediniz. Diğer bölgeyi de tekrar sormak istiyorum ama rejim bölgesini de özellikle anlatın istiyorum. Çünkü Esad ve eşinin bayram kutlaması görüntüleri vardı sosyal medyada. Hatta Türkiye'de malum Suriye karşıtı çevrelerde hemen o fotoğraflar üzerinden Suriye'ye göç edesim geldi diye bile yazanlar vardı. Ama asıl nasıl? Şöyle söyleyeyim, her savaş bölgesinde savaştan nemalanan ve köşeyi dönen dar bir çevre vardır. Vardır. Bu hiç değişmez. Yani tekelcilik, karaborsacılık vesaire, kaçakçılık vesaire üzerinden köşeyi dönerler. Ve bu kesim savaşın bitmesini de istemez. Buradan nemalanırlar.
Ve bunun dışında çok geniş bir fakir kesim vardır. Yani siz mesela Taliban gelmeden evvel Kabil'e gitseydiniz, Kabil'de de çok şaşalı, Kabil'in merkezinde malikaneler, çok süper alışveriş merkezleri vesaire söz konusu. Ama toplumun geneline bakarsanız açlık içerisinde. Irak'tan bahsettik. 12 sene süren 90'larda ambargo, Amerikan ambargosu olacak. Yani dünyada bu ambargoya uyacak. Ülkede enflasyon %24.000'e çıkacak 1994 veya 1996 yılı. Bir memurun maaşı, bir kutu salça veyahut da 24 tane yumurta parasına eşitlenecek. Halk bunu yaşarken Saddam Hüseyin ve çevresindeki yönetici elit Bağdat'ın merkezinde gece kulüplerinde restoranlarla eğlencesine devam edecek. Saddam Hüseyin saraylar yapmaya devam edecek. Aynısı Suriye'de de yaşanıyor. Esed rejiminin adamları, ailenin kendisi, kuzeni Mahluf ailesi, Ferrari'lerde gezerken muazzam... Şu anda. Tabii ki muazzam şey içindeyken. Tabii Mahluf ailesiyle kavgalar başladı. Mahluf ailesinin mallarına el koymaya başladı rejim. Ama sonuçta bütün o tekelcilik, kara borsacılık, dışarıdan gelen maddi yardımlara el koyma, uyuşturucu kaçakçılığı vesaire hepsi zaten ailenin ve işte o rejimin etrafındaki elinde olduğu için onlar zaten çok zenginleşiyor. Yani bugün Suriye'de merkezde %4-%5 çok zengin bir kesim, aşırı zengin bir kesim var. Ama geriye kalan sefalet içinde ülkede orta sınıf kalmıyor. Bakın savaşların yaptığı en önemli şey odur. Peki. Orta sınıf kalmıyor. Fakir veya çok fakir, çok geniş bir kesim ve çok daracık bir aşırı yardım edecek kesim. Adam kalmıyor yani hiç. Öyle. Ve mesela ama rejim bölgesi hayat daha normal akıyor. Neden? Çünkü yurt dışındakiler ailelerine para yolluyorlar. Yani bugün rejim bölgesinde bir memurun maaşı, devlet memurunun maaşı $20, $15-$20. Türkiye'nin kontrolündeki alanda... Peki kim yurt dışında Suriye rejimin bölgesinde yaşayanların da bir diasporası var mı? Var. Avrupa'da, Körfez'de, Türkiye'de farklı ülkeler akrabaları yaşıyor. Ve onlar eğer ki maddi durumu daha iyiyse... Hatta bazıları maddi durumu iyi olmadığı halde yediğinden artırarak Suriye içindeki ailelerine yolluyorlar ki yaşayabilsinler. İnanın o dışarıdan gelen maddi yardımlar kesilse Suriye'de insanlar açlıktan ölür. Yani rejim bölgesinde. Rejim bölgesinden bahsediyorum. Tabii. Çünkü $15-$20 bir maaşla bir aile geçinebilir mi? Yani Türkiye'nin kontrolündeki bölgede maaşlar $75-$100 arasında. İnsanlar geçinemiyor. Çünkü neden? Türkiye'deki mallar aynen oraya gidiyor ve bu bizdeki enflasyon neyse orada da o var. Dolayısıyla 2000-3000 liraya bir memurun polisin, öğretmenin geçinmeye çalışıyorlar. Bir haftanca yetiyor. Rejim bölgesinde maaş daha düşük. Yani Türk parasıyla düşünün. Nedir $20 karşılığı? 600 lira, 1000 lira peki, bile değil. Hapishane müdürü. Hı hı. Zorluk çektiniz mi onlarla konuşurken? Nasıl kabul ettiler? Hapishane müdürü Türk zaten Mardinli ve çok da beğendim. Hapishaneyi de gezdim. Çok ilginç, Türkiye'de ben hapishaneye girmemiş, yakınından bile geçmemiş insan oraya gittim. Neden? Çünkü Türkiye'de bir algı vardı. İşte Suriyeliler hep suç işleyen bir güruh diye düşünüldüğü için Suriye'ye savaşı yaşamış, bütün o fakirliği vesaire yaşamış bölgeye gittim hapishanede. Sordum yani sizin hapishanelerdeki insanlar kimler, neler var? İşte uyuşturucu kaçakçıları, hırsızlık vesaire en yaygın suçlar yani hapishaneye girme sebepleri. Hani bizde var ya tacizci, tecavüzcü Suriye erkeği tipolojisi. Bundan yatağın var mı dedim, yok dedi. Dolayısıyla hatta ben orada psikososyal destek veren hanıma da sordum. Çünkü Suriye'de bazı tabular vardır, kadınlar yaşadıklarını anlatmazlar. Ama nereye anlatırlar? O psikososyal destek verenlere anlatıyorlar. İşte onlara da gittim sordum. Taciz, tecavüz yaşayan kadın var mı? Veya size hangi hastalar geliyor? Senede ancak 2 veya 3 tane gelir. O ya gelir ya gelmez dedi. Böyle bir şey yok burada. Burada öyle bir şey yaşanmaz çok şükür dedi. Ama ne var? Şu çok önemli. Suriye'nin kuzeyinde kadınların ve gençlerin
her 9 kadın, 10 kadından 9'u intiharı bir fikir olarak aklından geçirmiştir dedi. Hayat şartları o kadar zor ki. Tabii ki fiiliyata dökmüyorlar. Ben şunu gördüm bu son ziyarette. İnsanların evlerini ziyaret ettiğimde, evlerde ziyaret ettim. İnsanları hala ayakta tutan şey din. Allah korkusu. Eğer o Allah korkusu olmasa gerçekten... Herkes intihar eder. O ayakta tutan, insanları ayakta tutan şey o. Gençlerde, kadınlarda, genel erkeklerde de tabii ki intihar fikri var. Çünkü hayat gerçekten çok zor. Ve şöyle düşünün, yıllarca şimdi düzelecek diye bir umutla bekliyorsunuz. 12 yıl geçti ve hala düzelme imkan ve ihtimali yok. Ve dahası Türkiye rejimle anlaşacağım dediği için geçen sene acayip bir korku yaşadılar. Çünkü Türkiye rejimle anlaşırsa biz katledileceğiz. Hepsi bunu bu şey yani Srebrenica bizim Srebrenica'nın kat kat fazlasını yaşayacağız biz diyorlar. Dolayısıyla bu onların korkularını, ümitsizliklerini daha da artırdı. Üstüne bir de deprem geldi. Deprem orayı da yıktı. Evet. Dediler ki savaşta etkilenmemiş. Orada da kesimler. Bir de çıkartmadı. Tabii. Herkes şeyi gördüler. Nasıl ne kadar kaldı. Dışarıya bağımlılar ve ne kadar kırılganlar bunu gördü. Bununla yüzleştiler. Savaşı fazla yaşamamış insanlar da o depremde her şeylerini yitirenler oldu dediler. Psikososyal destek veren hanım da aynı şeyi söyledi. İnsanların artık dayanabileceği şeyi kalmıyor. Tutunabileceği bir dal kalmıyor. Dolayısıyla intihar fikri fazla var. Dedi ki her ay bana, sadece bana dedi, intihar etmeye gerçekten teşebbüs etmiş ama ölmemiş bana getirilen kadın sayısı 5-6 tane dedi. Her ay istisnasız böyle dedi. Dolayısıyla ciddi bir insanlar hayatı... Peki üniversite hala işliyor mu? Var. Üniversiteler var. Bu rejim bölgesinde mi? Nerede? Ben, rejim bölgesinde zaten var. Eski üniversiteler devam ediyor. Türkiye'nin bölgesinde de var. Problem şu. Türkiye'nin bölgesindeki üniversitelerin biri hariç hiçbirinin denkliği kabul edilmiyor. Gençler o hani üzüntünün şeylerinden endişe, sürekli endişe dedik. Yani üniversite okuyor genç ama hiçbir yerde tanınırlığı yok. Diplomanın. Ne işe yarayacak diyorlar. Evet o hakikaten dolayısıyla, başka bir yöntem bulunamaz mı? Bütün gençlerin temel problemi, lise çağındakilerin, üniversitedekilerin hepsinin temel derdi. Biz ne yapacağız? Üniversite diplomalarımızın denkliği olmayacak. Suriye'de geçecek biz mi ne mesela yapacağız? O diplomalar? Yani Suriye'nin kuzeyindekiler oradan mezun oldu artık üniversiteler. Yani son birkaç senedir Türkiye'nin kontrolündeki bölgede kurulan üniversitelerden mezunlar veriliyor ve orada çalışma imkanı yani istihdam varsa orada onlar iş bulabiliyorlar kısmen. Ama yüksek lisans doktora yapacaksa veya işte ileride ne olacak bu diplomalar kabul edilmeyecek. Dışında bir dolayısıyla şey... bir de şu var. İşte öğretmen maaşları da çok düşük. Öğretmen maaşları çok düşük olduğu için öğretmenler yani gerçekten iyi öğretmenler artık yani öğretmenlik şu, yapmıyor. Şimdi böyle savaş ve hala devam eden bir sürü işte anlatıyorsunuz. Onun içerisinde yine ayakta kalmak için bütün işte açlık, sefillik her türlü şeyin içerisinde okumaya da çalışıyor. Evet. Çalışıyorlar ama okumaya çalışanların da bir sürü dertleri var. Bir kere bir sürü şeyde rejim bölgesinde de öyle. Büyük akademisyenler yok artık. Göç ettiler. Veya hapisteler veya öldürüldüler. Dolayısıyla hem yani rejim bölgesi için genellikle asistanlar hoca pozisyondalar. Yani alt şeyler. Suriye'nin kuzeyinde de öyle. Tabii ki profesörler vesaireler var. Türkiye'den gelip giden Suriyeli hocalar var. Her gün gidip geliyorlar eğitim bir şeyinde. Ama sonuçta hani akademisyen maaşı biraz daha iyi. Ama normal ilkokul, ortaokul, lise öğretmen maaşı 2000 lira, 3000 lira. Nasıl geçinecekler? Dolayısıyla öğretmen diploması olanların birçoğu STK'lar daha yüksek maaş verdiği için oralarda çalışıyorlar. İlkokul, ortaokul mezunlarının öğretmenlik yapma bazı yerlerde onlara öğretmenlik yapmaya çalışıyor diyorlar. Bir başka şey, fakirlik dedik. Şimdi kırtasiye insanlar karnını doyuramazken yani çocuğuna nasıl kırtasiye malzemesi alacak? Kalem. Öyle. Ve dolayısıyla veya karnını doyuramazken ve para gerektiği için ne yapacaklar? Çocuklarını çalıştırıyorlar. Çocuk işçiliği diye bir veya işte çocuk çalışanlar var. İşte sokakta mendil satıyor, çiçek satıyor vesaire bu tip şeyler. Aile gelirine katkıda bulunmak için. Dolayısıyla okula gidemiyorlar.
Okula ama herhalde paralar çok küçük paralar. Yani tabii ki çok küçük. Kimse de para olmadığı için zaten çocuğun sattığı o küçük şeylerin de bir karşılığı yok. Ama ona da muhtaçlar yani. Ona ihtiyaç duyuyor insanlar, anne babalar. Dolayısıyla büyük bir kayıp nesil var. Veyahut da okula giden çocuklar var. Ve kayıp var. Olacak nesil tabii, var. Tabii, tabii. Tıpkı Afganistan'ın çocuklarının, gençlerinin kayıp nesil. Kaç nesil? İki nesil kayıp. Üç nesil hatta kayıp. Okula gidenler var. Çünkü önce Sovyetler geçti buldozer gibi. Peşine Amerika Birleşik Devletleri. Taliban yönetimi daha önce arada vesaire. Arada iki savaşlar sefer. Vesaire bu hale geliyorlar. Yani Afganistan'da okuma yazma oranı %25-%30 gibi bir şeydir. O kadar düşüktür. Sebebi de o savaşlardır. Halkı çok da çalışkan bir millet. Öyle. Yani çok çalışkan ve çok da bedensel olarak işte güçlüler. Almanya'da falan göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalarda Afganlardan çok istahişle bahsediliyor. Evet. İşte onlar çünkü ailesine para yollaması gerekiyor ve çok en zor işlerde mesela Türkiye'de de göçmenler arasında en zor işler Afganların sırtına yüklenir. Böyle bir süreç. Ama bir taraftan da dönmeyi ne kadar çok istiyorlarsa Zahide Hanım, ben bunu orada ki bir Türk işçisinden işitmiştim, Afganlı komşusu elektronik eşya mağazası satıyormuş ve çok da iyi geçiniyor, yani iyi bir şey var, hayatı var. Eğer şu gün Afganistan normale dönsün demiş, bu dükkandan bir tek parça şey almadan aynen böyle bırakıp koşarak geri giderim demiş. Bunu söyleyen, vatan hasretini çeken her an bir sürü insanlar var. Ama artık vatan bağı kalmayanlar da var. Göçlerde her iki olgu bir arada yürüyor. Kimi kesim bunu yaşıyor, kimi kesim bunu yaşıyor. Vatan hasretiyle göçlerde hayatını kaybeden insanlar var. Hasretle, üzüntüyle hayatını kaybedenler var. Dolayısıyla her çeşit insan var. Veya de işte vatanıyla hiçbir aidiyet bağı kalmayanlar. Bunlar da var. Veyahut da vatanına geri dönüp hayal kırıklığı içinde geri gidenler var. Mesela Amerika 2001'de Afganistan'ı işgal ettikten sonra, Taliban rejimi düşürüldükten sonra dışarıdaki eğitimli kesime gelin diye çağrı yaptı. Eve dönüş çağrıları yapıldı. Birkaç milyon insan geri döndü ama neyle karşılaştılar? Ümitle döndü. Neyle karşılaştılar? Ama, altyapı dostları evet. Yok. Çocuğu hastalandığında götüreceği dostları hastane yok. Çocuğuna iyi eğitim verecek eğitim kurumu yok. Büyük hayal kırıklığına uğradılar. Bir kısmı geri döndü. Yine yurt dışına. Bir de paralar büsbütün, yani gelir kaynakları Amerika Birleşik Devletleri tarafından el konulmasını yaşadılar. Evet. Geri döndüklerinde ilk başta evet. Her şey normale dönüyor evet. Zannettiler. Öyle yani, dolayısıyla savaş yaşayan, uzun savaş yaşayan ülkelerin altyapısı çöker. En büyük mesele de altyapının çökmesidir. Çünkü o altyapı bir daha eski haline geri döndürülmez. Irak'ın altyapısı 91'de yok edildi. Hala Irak'ta altyapı yok. Hala her yaz Iraklılar, hem de Şii, güneydeki Şiiler, rejim Şii karakterli olduğu halde eylemler yaparlar. Neden? Hava 40-50 derecedir, elektrik yok. Su yok. Sudan zehirleniyor hala Irak'ta. Bu savaş sonrası. Dolayısıyla evet. Bugün mesela bu Suriye için de geçer. Savaş bitti ama altyapı yok. Bu altyapı, elektrik, su vesaire bunlar. Ama sadece kanalizasyon sistemi, sadece bunlar değil. Hastane ve okul için de geçerli. Evet, savaş ama öyle bir şey ki, mesela şimdi Afganistan'da biraz da göçten bahsedelim istiyorum ama DAEŞ belgeseli yapmıştım ben ve o ara işte pek çok belgesel seyretmiştim. Birinde Amerika Birleşik Devletleri işte terörist ararken böyle rastgele evlere giriyor. Sonra biliyorsunuz siyah cezaevleri diye uluslararası kurallara tabi olmayan muhtelif ülkelerdeki cezaevlerine uçakla adam kaldırıp götürüyor. İşte öyle ararken bir baba anlatıyor bunu. İçeriye giriyor Amerikan askeri. Babası yaşlı. Ve bir de bir çocuğu var. Babası kalkmakta sıkıntı çekiyor. Hemen ayağa kalkamıyor. Onu vuruyorlar. Dedeme ne yaptın diyor çocuk. Onu da vuruyorlar. Sonra birden kendi aralarında konuşup soruyu yanlış eve gelmişiz diyorlar. Evet. Bu bir sürü yerde bu yaşanıyor. Irak'ta da bunlar yaşanacak. Evet. Dolayısıyla bir sürü insan... Yani buradan terörist de çıkar. Tabii. Yani bunu yaşayan adam...
Şöyle söyleyeyim. Bugün mesela şiddetin hepsine ne kadar mukavemeti güçlü olursa olsun bir müddet sonra bu Irak'ta yaşanacak zaten. Amerikan askerlerinin evlere baskınlar, orada kadınlara kadınlara muamelesi, ev baskınlarına, gece yarısı baskınları, bütün bunlar Sünni üçgeni denen bu Felluce, Ramadi, Bakuba şeyde bir isyan başlattı 2004'ten itibaren. Yani Amerika işte Saddam'ın devirmenin mutluluğunu ilan ettikten 6 ay sonra Irak'ta isyan hareketi başlayacak. Felluce Amerika defalarca mahvedecek. Neden insanlar Amerika'ya isyan edip o hani Amerika'nın terör tırnak içinde başta geldiğinde sevinmişken. Çünkü Amerika'nın yaptığı, askerlerin yaptığı rezillikler insanları o hale getirecekler. Ve sürekli saf değiştiriyorlar. Ve yani şöyle söyleyeyim. İşgalcinin muamelesi, o silahlı isyanı, terör demiyorum. Silahlı isyanı, yani o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Çünkü tabii. Bu terör maalesef nereden türedi, nasıl oldu, insanlar oraya neden savruldu, bunlar hiç tartışılmadan çok kolay damgalanıyor. Silahlı isyan diyeceğim o yüzden. İşgalcinin yaptıklarıyla doğrudan bağlantılıdır silahlı isyanların çıkması. Bir şey daha söyleyeyim. Felluce demişken, Felluce'de Amerika isyanı bastırmak için insanlara kimyasal silah kullanacak. Irak işgalinin sebebi 2003'te kimyasal silahlardı. Kendisi o isyanı bastırmak için çok şiddetli bir şekilde kimyasal silah kullanacak. Biliyor musunuz, üzerinden 2004, 20 sene geçti. Felluce'de hala kadınlar sakat çocuk doğuruyorlar. Ve bu sakat çocuklar her çeşit, yani işte omurgası bozuklardan tutun, tek gözlü, beyni büyük, küçük, kulakları olmayan, işte eli kolu vesaire kopuk, vücut organları gelişmemiş türlü türlü çocuklar doğuyor. Yani şunu görüyoruz. Amerika işgal ederek sadece Irak'ın geçmişini ve o anını yok etmedi. Doğan, gelecekte doğan bebekleri bile, gelecek nesilleri bile hasarlı, sakat doğar hale getiriyor. Ve dolayısıyla yani yine bir başka şey. Bütün savaş bölgelerinde kanser vakaları artıyor. Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, hepsinde kanser vakaları artıyor kullanılan silahların etkisiyle. Dolayısıyla kadınlar bundan nasıl etkileniyor? İşte Suriye'de de kimyasal silahların kullanıldığı yerler, Irak'ta da dahil. Kadınlar düşük oranları artıyor. Sakat doğumlar artıyor. Veya kısırlık şeyleri artıyor. Zaten doğum gerçekleşse açlıktan ölüyor. Bir başka şey, kanser vakaları dedik, Irak'ta ve başka yerlerde de. Ailelerde kanser vakaları arttığı için ve maddi imkanı da olmadığı için, çok acı bir şey. Hangi çocuğumu tedavi ettireyim de sağ kalsın hesabı yapmak zorunda kalan anneler ya var. Sağ kalmaya en uygun hangisi, evet, gözüküyor diye. Ben bunu sadece şeyde değil, geçen sene de Lübnan'a gittim. Lübnan'da hem yani Filistinliler, Lübnanlılar, orada Suriyeliler, da savaşlar hepsiyle bitti. Evet. Röportajlar yaptım. Orada Filistin mülteci kamplarından birinde kliniğe gittim, başhekimle görüştüm. O bana bunu söyledi. Yani Lübnan'daki Filistinlilerden bahsederken, kendi hastalarından bahsederken, İşte öyle dedi. Yani hangi ailenin hangi bireyini hayatta tutalım, yani kanserler arasında hangisini hayatta tutalım düşüncesiyle, yani seçmek zorunda kalıyor anneler, babalar. Bunlar çok ağır psikolojik şeyler, travmatik şeyler. Veya işte işgalden sonra ve ambargo döneminde 90'lı yıllar Irak için geçerli. Şöyle olacak. Aileler zaten maddi imkanları yok. Elde avuçta ne varsa satacaklar çocukları iyileşsin diye, ama çocukları ölecek. Neden? Acayip o ambargo dediğim şeyin içinde olmayan şey yok. Yani bir sürü ilacın girişi de yasak. Bir sürü hatta röntgen çekimiyle ilgili maddeleri mesela, her şeyin, tıp dergilerinin sokulması bile yasak. Düşünebiliyor musunuz? Kefen bezinden tutun. Yani öyle bir anormal listedir ki, Robert Fisk'in Büyük Orta Doğu kitabında neydi? Büyük Orta Doğu içinde geçen bir başlığı, 1000 sayfalık bir kitabı vardır. Orada 90'lı yıllarda ablukadın içinde neler olduğunu, ambargonun içinde neler olduğunu yazıyor. Kurşun kalemden tutun.
hasta ameliyat eldivenlerine kadar her şey bu şeyin içinde, ambargoların içinde. Dolayısıyla sağlık sistemi çökecek Irak'ın. Dolayısıyla şöyle diyordu doktorlar, zaten doktorların çoğu ülkeyi terk edecek. Ve geriye kalanlar da artık binlerce yıl evvelinin o hani Çin vesaire şeyleri, sağlık şeylerini, tedavi metotlarını öğrenip bunlar üzerinden hasta tedavi etmeye çalışacaklar ne kadar imkan olursa. Peki biraz da dolayısıyla göç. Annelerin bir de böyle bir şeyi var. Yani hem çocuklarının hastalıklarıyla onları iyileştirmeye çalışan ama bunu başaramayan savaş bölgeleri annelerin kaderlerinden bir tanesi budur. Hem bazıları hem kendi hasta oluyor hem de aile bireylerini tedavi etmeye, onları ayakta tutmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla annenin yükü böyle bir şey oluyor. Göç dersek tabii Afganistan'dan başlayarak dediniz ki Afganistan'da diğer ülkelerden farklı olarak erkekler dışarıya, kadınlar da içeride göç. Ne şekilde cereyan ediyor? Kadınlar nereden nereye gidiyorlar? Şöyle, niçin maddi gidiyorlar? Duruma bağlı olarak değişiyor. Yani erkekler yurt dışına giderken, çünkü yol mesafe çok uzun olduğu çok uzun için yurt dışına çetin. Göçemiyor kadınlar. Yolda telef olur, ölür diye. Evet, erkekler bir de yani, onun için Afgan kadın görmüyoruz galiba. Evet. Şöyle İran'dan Türkiye'ye geliş yolculuğu o kadar zor ki ve o kadar çok Afgan o yollarda hayatını kaybediyor ki. Biz hep şunu söylüyoruz. Bu ülkemize şu kadar göçmen geldi. Peki gelemeyen, yolda hayatını kaybeden kaç kişi var? Veya gelenler ne travmalarla geldiler biliyor muyuz? Hiç bu insan hikayeleri yok. Yani insanları rakama indirgemek kadar acı bir şey yoktur. Ölüyü de, diriyi de. Çünkü onların hepsinin hikayeleri var. Dolayısıyla göç yolu çok zor olduğu için ve bir de İnsan kaçakçısı denen varlıklar dünyanın en iğrenç birçoğu yaratıklarıdır. Dolayısıyla göç yolculuğuna çıkan kadınların o insan tacirleri eliyle yaşadıkları hikayeler var bir de. Dolayısıyla yani öyle kolay bir şey değildir kadın. Tabii ki mesela Suriyeliler vesaire Avrupa'ya gidiyorlar. Ama o göç yollarında neler yaşıyorlar biliyor muyuz? Dolayısıyla Afganistan'da insanlar maddi durumda... Yani bu açıdan kadınlar erkeklerden daha dezavantajlılar. Tabii ki. Yani erkekler de çok zor şeyler yaşıyorlar. Yani yollarda ölen çok fazla insan var. Mesela Türkiye'den Avrupa'ya giderken Yunanistan, Bulgaristan yakaladığı insanları çırılçıplak soyup, dövüp, Türkiye tarafına yollamaya çalışan, köpeklerle saldırtan, işkenceler yapıyor, erkekler göçse bunları yaşıyorlar. Biz bunların hiçbirisinin farkında değiliz. Yollarda ölüp giden, kalan yani cesetler, böyle şeyler var. Veya mesela kamyonların kasalarında göçmenler yolda giderlerken boğulup ölüyorlar. Böyle vakalar var. Biz bunların hiçbirini bilmiyoruz. Ama dolayısıyla kadınların şeyi ekstra tabii ki. Çünkü neden? Taciz vesaire vakalarında yaşıyor kadınlar ekstra olarak. O yüzden Afganlar genellikle ve aile geçimini sağlamak için gittikleri için insan kaçakçılarına da para vermeleri gerektiği için dolayısıyla bütün herkes götüremezler. Malını mülkünü zaten satıp yolculuğa çıkıyor insanlar. Dolayısıyla bir de şöyle düşünün, geri gönderildiklerine bu insanlar zaten orada malı mülkü ne varsa satmış, çıkmış yola, geri gönderiliyor, sıfır üstüne sıfır. Bir kısmı borç olarak çıkıyor yola bir de. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu. Kadınlar daha ziyade işte evet içeride göç ediyorlar ama göç edebilmek için de insanın paraya sahip olması gerekiyor. Göç edebilmek bile maddi imkanı olan insanın lüksüdür diyelim. Aslında biz bunu çok farkında değiliz. Maddi durumu olmayan insanların bir yerden bir yere gitmesi, hatta savaşların en kanlı zamanlarında bile bir köyden bir köye gitmek bile bazen çok zor oluyor. Afganistan'da nereden nereye göçüyor kadınlar? Diğer köylere veya kırsal bir başka yer, gidebildiği yere gidebiliyorlar. Bahsettiğim gibi yani o maddi imkan... Yani etrafından duyuyor belki, öyle mi? Ya mesela orada şu o an can tehlikesi varsa, savaş varsa...
bir yan... Yani ekonomik kaygı falan değil. Hayır, hani belki can orada... kaygısıyla. Sadece can kaygısı. Tabii o yani savaş dönemlerine can kaygısıyla göç edenlerden bahsediyorum. Maddi durum açısından bakacak olursanız zaten çalışma imkanları çok sınırlı. Afganistan iş imkanları zaten iş imkanı olmadığı için zaten erkekler göç ediyor. Kadınlara nereden? Kadınlara zaten yok. Zaten böyle bir durum var. Ama şunu da söyleyeyim. Bütün bunları acı acı şeyleri anlatıyoruz ama insanların doğası savaşla ve göçle değişmez. Afganlılara gelin olan Türk tanıdıklarım var. Afganistan'a gittiklerinde çok şaşırıyorlar. Çünkü Afgan kadınlar çok süslü. Ne kadar süse meraklı olduklarını böyle hayret içerisinde görüyorlar. Yani evet savaşı yaşıyor, göçü yaşıyor, acıyı yaşıyor ama onda teslim olmuyorlar. O kadının o içgüdüsel süslenme alışkanlığı vesaire. Evet. Bir şeyler buluyor. Kesinlikle. Çok ilginç şeyler anlatmışlardır yani bana. Aynısı Suriye için, Irak için de geçerli. Yani insan oğlu kendini acıya teslim etmemek için. Aynı zamanda doğası da elbette ama için. Hepsi değil tabii bu mukavemeti gösterenler. Öyle ama kadınların en önemli derdinin şehirli kadınlardan tabii bahsediyor. Süslenmek olduğunu söylemişti. Böyle bir şey de söz konusu yani savaş olsa bile. Bununla iyileşiyor belki insanlar öyle diyebiliriz. Evet belki. Toparlanabiliyor diyebiliriz. Dolayısıyla bu şekilde ve şu da var tabii. Güçlü olan zaten ayakta kalıyor. Yani o doğal bir seleksiyona evet, Irak için mesela. Neydi tam ifadeyi söyleyemeyeceğim. Şimdi aklıma o kelime gelmedi. Yani ayakta kalabilenler toplumudur Irak diyor diyordu bir yazar. Zaten ayak yani dayanamayanlar zaten şey oluyor. Peki, elimine oluyorlar. Zahide Hanım, Suriye'de hem dışarıya göç oldu hem evet. iç göç oldu. Çok ciddi bir evet. nüfus hareketi oldu. İç göçle göç etmişler ne durumdalar? Bahsettiğim gibi yani mesela en son Şanlıurfa'da bir hanımla görüştüm. Ailesini sordum. Anne babası Laskiye'de. Rejim bölge, kendisi Rakkalı. Rakka şehri merkezinden. İşte savaş başladığında anne babası rejim bölgesi güvenli olduğu için ve Laskiye'ye savaş girmediği için Laskiye'ye göç ediyorlar. Ama diğer akrabalar Rakka'da kalıyor. Hepsinin hikayesinde farklı şeyler var. Dedi ki, yani ikisini kıyaslar mısınız dedim. Anne babanıza diğer Rakka'daki akrabalarınızın. Çünkü Rakka'da SDG bölgesi malumunuz. Amerika kontrolünde. Ama daha önce de DAEŞ vardı. Tabii. Tabii. Ben şu anki durumu sorduğumda dedi ki Laskiye'de bir devlet otoritesi var, üniversite vesaire var ama para yok dedi. Şeyde SDG bölgesinde para var. Para var ama devlet otoritesi, üniversite vesaire gibi şeyler yok dedi. Dolayısıyla her bölge ayrı bir hikaye yaşıyor. Ama rejim bölgesi de Suriye'nin kuzeyindekilerde dışarıdan maddi yardım gelmez. İnsan veya insani yardım kuruluşlarının sürekli yardımına erişemiyorlarsa gerçekten o zaman insani yardım, Birleşmiş Milletler'in yardımları, hı-hı. uluslararası yardımlar. Bir kere diyorsunuz ki onlar yıllar itibariyle şimdi artık azalıyor. Çok azaldı. Daha evvel de yeterli değildi. Şimdi daha da azaldı. Şöyle daha önce bu BM kararıyla izinler çıktığı için Rusya ve Çin rejimin otoritesini Suriye genelinde sağlayabilmek adına muhalif bölgelerin olduğu sınır taraflarına yardım girmesine veto ediyorlar. Yani geçmiş yıllarda Rusya sadece İdlib, yani Türkiye'nin Hatay-İdlib arasından BM yardımlarının geçişine izin veriyordu. Ukrayna savaşı mücadelesi sebebiyle yanlış hatırlamıyorsam son BM şeyinde veto ettiler. Dolayısıyla BM yardımları az, çok çok... Peki, girebileni de rejim mi? Efendim? Girebilen yardımda rejim tarafından... Şöyle, sadece yardımlar BM'den gelmiyor mesela. Hayır, hayır, diğer yardımları da söylüyorum. Yani şimdi orada neticede işte bir devlet var yani ne kadarsa o devlet. Ne yapıyorlar yani en çok gelen yardımlar... İran'dan yardım geliyor. İran'ın en büyük şeyi, biz şimdi hep silahlı adam olarak bakıyoruz. İran yumuşak gücünü çok iyi kullanıyor Suriye'de. Maddi durumu iyi olmayanlara insani yardım dağıtarak. Ve hatta diyor ki işte bizim şeye katılırsanız, bizim ekibe katılırsanız
size maaş vereceğiz vesaire. Bu şekilde Şiileşen Suriyeliler var. Ve şöyle diyorlar hatta bir kısmı gerçekten gönülden Şiileşiyor. Bir kısmı o parayı alabilmek için. Çünkü neden? Mesela ailesini tedavi ettirmesi gerekiyor. Maddi paraya ihtiyacı var. Dolayısıyla tamam ben Şii oldum diyor parayı almak için vesaire. Çok çeşitli şeyler var. Yani insani yardım meselesi aslında çok kritik bir şey. Halkları tüketen bir şeydir aynı zamanda. Çünkü neden? İnsani yardımlara bağımlı yaşatıyorsanız insanları, aynı zamanda onların size isyan etmesini de engellemiş İradesini oluyorsunuz. İradesini de elinize alırsınız. Siyasi iradesini de ellerinize alıyorsunuz. Suriye rejimi o insani yardımları nasıl ele alıyor? Yani ne bileyim gasp mı ediyor? Müsaade ediyor mu? Şöyle geçmişten beri müsaade ederken kendisine de, yani dışarıdan bir kuruluş yardım verecekse rejime de verecek o parayı şeyi. Yani yardımın bir kısmı rejime mutlaka gidecek. Dolayısıyla oradan... Rejime derken kendi bölgesinde mi dağıtıyor? Ben bunu kitapta sordum. İkinci kitaptaki ikinci röportaj. Birleşmiş Milletler'in Filistinlilerle ilgilenen UNRWA örgütü vardır. Evet. Orada 30 yıl çalışmış bir insani yardım görevlisiyle Filistinliyle röportaj yaptığımda şöyle dedi bana. Sordum, rejim aldığı o insani yardımları halkı kendi yandaşlarına mı dağıtıyor diye. Hayır dedi, yandaşlarına dağıtmaz, satar dedi. Dolayısıyla gelen insani yardımlar rejim tarafından satılıyor. Böyle bir şey söz konusu. Bir başka şey, mesela şöyle dedi yani bana. Rejim dediğin devlet alıyor, devlet alıyor, el koyuyor satıyor. Ve satışa sunuyor. Evet, insani yardım olarak dışarıdan gelen şeyi satıyor. Zaten insani yardım olduğunu da bakınca üstüne etiketinden anlıyorsundur. O etiketi çıkartır, her şeyi yapar. Hayır, yani çıkartmasına sonuçta da ihtiyaç yok. Yani o bir komisyon almadan rejim kendisine içeriye yardım tabii ki sokturmuyor. Böyle bir şey söz konusu. Ama yani insani yardımlara bağımlı. Ve bir başka şey dedim ki dışarıdan, yurt dışından aileler para yolluyor. Şimdi bunun da şöyle bir şey. Onlardan da rejim para alıyor. Nasıl para alıyor? Banka yoluyla gönderirsen herhalde kesiyor mu? Dolar kuruyla, döviz kuruyla, gayri resmi döviz kuru arasında çok büyük bir uçurum var. Dışarıdan insanlar, akrabaları para yolladığında Suriyelilerin cebinde döviz bulundurması yasaktır. 6 aylık hapis cezası gerektirir. Dolayısıyla gelen parayı Merkez Bankası'nda bozdurmak zorunda. O da nereden? Resmi kur üzerinden bozduruyor. Resmi kur, gayri resmi asıl piyasa kurunun yarısı makas kadar. Çok ve dolayısıyla o yarısı rejime geçiyor. Yani 100 dolar bozdurdun, 50'si rejimin, 50'si senin mesela cebine giriyor. Evet, bunun gibi. Dolayısıyla rejim insanlara, ailelerin yolladığı paranın da bir kısmını bu şekilde aslında kendi kontrolünü almış oluyor. Çünkü o kur farkı sayesinde. Bu şekilde, ama rejimin en önemli gelir kaynağı uyuşturucu. Dünyanın en büyük uyuşturucu üreticilerinden bir tanesi, inanılmaz her yere satılıyor. Hatta Ürdün yönetimi rejimle barışırken bu uyuşturucu meselesini çözmek fikri vardı. Çözülmek bir yana, yani iki ülke diplomatik ilişkileri kurdu, her şey normalleşti. Sürekli rejim Ürdün'e uyuşturucu sokmaya çalışıyor ve iki ülkenin güvenlik güçleri birbirleriyle çatışıyor. Rejim geçen sene çok ilginç İHA'larla Ürdün'e, yani karadan yollama imkanı kalmadı, İHA'larla havadan uyuşturucu sokmaya başladı. Körfez ülkelerine, Avrupa'ya, Türkiye'ye, her yere rejim kaynaklı nereden geliyor oraya uyuşturucu? Yayılıyor. İşte rejim üretiyor ve satıyor ve kendi halkına da satıyor. Suriye halkı şu an Türkiye'nin kontrolündeki alanda da, rejimin kontrolündeki alanda da uyuşturucu bağımlılığı çok fazla. Lübnan'a gittiğimde Filistin mülteci kamplarında uyuşturucu bağımlılığı fazla. Yani bölgenin her yerinde uyuşturucu yayılıyor. Bu da çok ciddi bir sorun. Yani zannetmiyorum ki Türkiye'ye girmiyor olsun. Çünkü rejim çok başarılı bir şekilde. Hatta bana Suriyeliler şunu söylediler. Savaş bitmiş gibi görünüyor zannedebilirsiniz. Rejim gençlerimizle savaşı uyuşturucu üzerinden sürdürüyor diyor dediler. Yani kuzeydeki gençleri uyuşturarak. Ve şunu da düşünün, insanlar acı içerisinde, gençler. Hiçbir gelecek beklentileri yok. O uyuşturucuyla biraz
geçici bir mutluluk yaşama şeyleri veya unutma. Son yaptığım röportajlardan biri de 17 yaşında bir genç kızla röportaj yapmıştım. Amcasına bir tanıdığı geliyor, şikayette bulunuyor. 14 yaşında çocuğu ağrı kesici olarak dışarıdan birisi ağrı kessin diye uyuşturucu vermiş. Ve alışmış. Babası fark ediyor, hastaneye götürüyor, kanına test yapıyor, uyuşturucu çıkıyor. Çocuk farkında değil, 14 yaşında çocuk. Yani ağrı kesici içtiğini zannediyor. Dolayısıyla insanları bağımlı yapmanın türlü türlü yolları var. Ve insanlar, kadınlar, çocukların bu şeyleriyle de mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Göçten bahsedince ve Suriye'den, tabii Türkiye'deki Suriyeli göçmenler ve kadın dersek neleri anlatırsınız, neleri not düştünüz? Bir ara bahsettim konuşmamda, işte kadınlar ve gençler iş buluyor diye, erkeklerin, yani baba rolündeki erkeklerin rollerini yitirmesi söz konusu. Kadınlar daha aktif hayata katılıyorlar ve dolayısıyla aktif hayata katıldıkça Suriye'deki o aile içi roller değişiyor, anlayışlar değişiyor. Bir başka şey, erkeğin eve para götürememesi, kadının para kazanıyor olması veya olmaması herhalde. Çünkü bu Suriye'de daha önce yaşanmamış bir şey. Evet. Yani kadının para kazanması. Evet. Kadın para kazanıyor, ekonomik özgürlüğüne kavuşması daha... Ekonomik özgürlük derken temizlik işçisi... Öğretmen olanlar da var. Mesela ben Türk olan, ya Türkmen, yani Hatay ve Yayladağ... Suriye'nin içinde Laskiye, Türkmen, anne baba, bir hanımla görüşmüştüm, Şam'da yaşıyorlardı, öğretmendi. Bana şöyle dedi, Suriye'deyken eşim sinirlendi mi bana bak derdi, işte böyle yaparsan boşarım seni derdi dedi. Şimdi ben ona dedi, Türkiye'de yaşıyorlar, şimdi ben ona dedi, bana bak böyle yaparsan boşarım seni diyorum dedi. Çok korkuyor gerçekten boşayacağım diye dedi. Çünkü o bakıyor eve. Yok hayır, ikisi de çalışıyor. Ama yani burada özgüven sahibi oluyor. Yani artık burada Suriyeli bir erkek hanımını bak seni boşarım diye tehdit edip istediğini yaptıramıyor. Başka kadın neler olacak. Yaşıyorlar şöyle. Türkiye'deki Suriyeli kadınlar? Hı-hı. Çünkü hepsi çalışmıyor tabii. Çalışma hayatına girenlerden biraz bahsedeyim, sonra diğerlerine geçeyim. Bir kere çalışma hayatında çok sıkıntılar var. Neden? Zaten Suriyeli erkekler için de geçerli. Kaçak çalışmak zorundalar çünkü çalışma izni verilmiyor. Güvencesiz çalışmak, çok düşük ücret vesaire, bunlar erkeklerin de yaşadığı sıkıntılar. Kadınların ilave yaşadığı şey şu, iş yerinde gerek patronlar, ya patronlar veya işçiler fark etmez, tacize uğrayabiliyorlar. Ve bu kadınların şikayet edebilecekleri merci olmadığını düşünerek yabancılara böyle şeyler diye, daha çabuk yapılıyor. Karakola gidecek olsa işsiz kalacak. Zaten söyleyin adını. Zaten kaçak çalışıyor. Dolayısıyla karnını doyurmak için, ailesini geçindirmek için paraya ihtiyacı var. Yaşadığı sıkıntıyı kolluk kuvvetlerine bildirirse aç kalacak. Ben bunu daha önce de okumuştum ama bir kez daha okumak istiyorum. Hatta bu üçüncü olacak. Sizinle Suriye konusunda konuştuğumuzda okumuştum. Berat Özipek'le göçmenleri konuştuğumuzda okudum. Ama bir kez daha okuyacağım. Çünkü bu göçmenliğin haleti ruhiyesini çok iyi anlatıyor. Filistinli şair Murid Arguti. Evet. Bunun üstünden devam edelim. Tamam. Yine Suriyeli hanımlar üzerinden. İnsanın vatanından olması ölüm gibidir. Kişi bunun hep başkalarının başına geleceğini sanır. 1967'nin yazından itibaren hep başkası sandığım o yersiz yurtsuz garip benim. Yabancı ikamet iznini yenileyendir. Formlar dolduran, pullar satın alandır. Daima belgelerle ve kanıtlarla boy göstermek zorundadır. Kendisini içinde buluverdiği ülkelerin halklarını kaygılandıran detaylar ya da dahili politikalar umrunda değildir. Ne var ki değişikliklerin sonuçlarını hissedecek ilk kişi de odur. Onların sevindiği şeylerle sevinmeyebilir. Fakat onlar korkunca daima o da korkar. İçeri sızmış ajandır gösterilerde. O gün hiç evini terk etmemiş olsa bile. Odur mekanlarla ilişkisi çarpıtılmış olan. Odur hikayesini süre giden bir anlatımla anlatamayan ve her dakikada saatler yaşayan. Onun için her an geçici bir ölümsüzlüğe sahiptir. Hafızası tasnife direnir. Aslında o, içindeki o gizli sessiz noktada yaşar.
Gizemi hususunda ketumdur ve mütecessisleri sevmez. Bir başka hayatın etrafındakileri ilgilendirmeyen detaylarında yaşamaktadır ve konuştuğu zaman bu detayları mahrem tutar, açıklamaz. Telefonunun çalışını sever fakat korkar da. Yabancı o kimsedir ki ona kibar insanlar, burada ikinci evindesin, ev yakınlarının arasında, en yakınlarının arasındasın der. Yabancı olduğu için küçümsenir ve yine yabancı olduğu için yakınlık gösterir. İkincisine tahammülü ilkinden daha zordur. Şimdi göçmen dediğin böyle yaşayan bir şey. Hatta bunu bazen keyfi gittiğinizde bile göç halinde bir ülkeye, yani savaş, şundan bundan kaçarak değil, böyle şeyler size yaşatabilir o ülkedeki siyasi konjonktür. Şimdi görüyoruz Avrupa'da. Nitekim öğrenci olarak bile yaşayabilir böyle şeyleri. Şimdi taciz ve söylediniz. Sadece taciz değil, göçmenin gidip şikayet edeceği merciyi bulması çok zor. Çok zor. Şöyle bir şey, Türkiye'de geçici misafir statüsünde olduğu korkarsın için. Korkarsın zaten. Statü problemi aslında bu. Geçici sığınmacı statüsündeler, mülteci statüsü vermiyor devlet. Dolayısıyla hukuki korumadan mahrumlar. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Sadece aslında kadınlar bahsetmem ama bütün hepsi için geçerli. Hırsızlığa uğradıklarında, gaspa uğradıklarında ve başlarına her ne gelirse gelsin güvenceleri söz konusu değil. Polise gidip şikayet ettiğinde de çok onların dertleriyle çoğu zaman ilgilenilmiyor. Belki münferit ama yine de gösteriyor. Hatta, Almanya'da işte Türkleri yine yaktılar. Daha önce Solingen'de yakmışlardı. Şimdi niye Türkleri yakıyorsun? Almanları yakarsan başına iş gelebilir diye düşünüyorsun. Türkleri yakarsan belki de beni alkışlayanlar çıkar diye düşünüyorsun. Ki öyle oluyor. Evet. Burada şey var, tam da dediğiniz savunmasızlık. Evet. Şöyle. Risk almadığını düşünüyorsun. Mesela siz birine tecavüz etmek istiyorsanız bir Türkiye yaptığınızda bunun bir bedeli olacak. Yakalandığınızda. Ama Suriyeli. Ama bir mülteciye yaptığınızda bu kişi. Yani hukuken mülteci bile olsa geçici sığınma statüsü değil. Zaten yabancı olması yetiyor. Evet. Bunu gidip şikayet edemeyeceğini biliyor yapanlar. Veya mesela biz şimdi Türkiye'de kira artışlarını konuşuyoruz değil mi? Fahiş kira artışları, ev sahiplerinin yaptığı şeyler. Ben 2015'te ilk röportajlara başladığımda sordum en büyük sıkıntı ne diye, ev sahiplerini demişlerdi, kiralar demişlerdi, ev tutamamak demişlerdi, zaten keyfilik onlara demişlerdi. Yüksek, evet. Dolayısıyla evet, onlar daha yüksek kira ödedi ve ahır gibi bazı yerler, affınıza sığınıyorum, çok kötü evlerde çok yüksek fiyatlara yaşamak zorunda kalıyorlar mesela, en basitinden. İşte güvencesizlik vesaire, bütün bunlar bunları yaşayan kadınlar peki evlerine gittiklerinde ne yapıyorlar? İş yerinde bunu sıkıntıları yaşayan insanlar, tabii ki evde çocukları bir ufak basit yaramazlıklar yaptıklarında çocuklarını dövüyorlar. Bu istemsiz bir şey. Çünkü kendisi bir travmanın içinde, onun şeyiyle, yüküyle, onun yükünü sırtlanmış durumda. Dolayısıyla birçoğu istemsiz, farkında bile olmadan basit şeylerden çocuklarına bağırıp çağırıyorlar, dövebiliyorlar vesaire. Dolayısıyla bu onların aile hayatında da olumsuz yansıyor. Bir başka şey, boşanma oranları çok artmış durumda. Geçmişte Suriye'de boşanmak çok ayıp bir şeydi. Yani boşanma çok az olan, görülen bir şeydi. Şimdi çok yaygın, hem Suriye'nin kendi içinde hem de göç edilen yerlerde. Neden? Maddi imkansızlıklar. Maddi imkansızlık boşanmaların en temel sebeplerinden bir tanesi. Çünkü artık kavga, belki şiddet. Tabii yani ailesinin geçimini sağlayamayan bir baba, bir eş var ortada. Giderek bir de savaşın, iki taraf da travmalı olduğu için her türlü şeye, krize açık. Bu şeyde psikososyal destek veren kişiyle görüştüğümde erkekler bütün bu şeylerden sonra daha hissizleşti dediler. Daha katılaştı dediler. Duygusal olarak. Dolayısıyla bunun yol açtığı bir sürü şeyler var. Ben Lübnan'a gittiğimde yaptığım, Suriyelilerle yaptığım görüşmelerde de, Suriye'nin içinde de, Türkiye'de de bunları dinledim. Hatta şunu söylediler. İnsanlar değişiyor.
Savaş, göç insanları acayip bir şekilde hızlı değiştirir. Ve davranışları, düşünceleri, hayat felsefeleri her şey değişiyor. Evet, insanları. Toplum değişiyor diyoruz. Mesela evet. Afganistan'da onu çok net görüyoruz. Evet. Toplumun değişmesi için insanın değişmesi evet. lazım. Ama tabii çok müdahaleyle. Savaş, uzun savaşlar en hızlı toplumsal dönüşümlere yol açan şeydir. Çünkü o travmayla birlikte hızlı bir değişim yaşanır. Şimdi insan tekin üzerine düşünecek olursak bireyler de değişiyorlar. Eşler de değişiyorlar. Mesela en son Şanlıurfa'da bir hanımla röportaj yaptım. İdlib'ten gelmiş, boşanıp gelmiş. Savaştan evvel düzgün geçiniyorduk. Savaştan sonra beni dövmeye başladı dedi. Çok şiddetli dövüyordu dedi. Dayanamadım dedi, boşandım, geldim dedi. Bunun gibi ben İstanbul'da mesela 3 yıl rejim ablukası altında kalmış. Bütün anne, babası, kardeşi ölmüş, çocukların okulu bombalanmış. Bin bir türlü sıkıntı yaşamış bir hanım vardı. Bütün bu sıkıntılar içinde eşimin dayaklarına dayanamadım. Çocuklarım aldığım gibi geldim, Türkiye'ye sığındım diyenler oldu. Yani insanlar değişiyor. Birbirine tahammül edemez hale geliyorlar. Dolayısıyla maddi sıkıntılar, psikolojik sıkıntılar, psikolojik olarak bozulanlar da tabii ki var. Hastalık yaşayanlar da var. Dolayısıyla boşanma oranları Suriyelilerde hiç daha önce olmadığı kadar hem içeride hem dışarıda artmış durumda. Bunun gibi ebeveyn çocuk ilişkileri değişiyor. Özellikle lise çağından itibaren, daha ilkokul, ortaokul bir sıkıntı olmuyor ama lise çağından itibaren Türkiye açısından bakacak olursak, şimdi okula giden Suriyeli gençler, bana aileler şunu söyledi. Biz sizin gençlerinizin hayat tarzına çocuklarımıza uyduramayız dediler. Çünkü siz çok tüketiyorsunuz. Bizim tüketecek paramız yok ki. Çocukları bir şeyler istiyor. Neden Türk arkadaşları o çocuklarda yok diye onları küçümsüyorlar. Çocuklar da eve gidince taleplerde bulunuyorlar. Anne babaları bunu karşılayabilecek durumda değil. Çocukların anne babalarına güveni bir süre sonra sarsılmaya başlıyor. Hırpalanıyor. Hırpalanıyor tabii. Çünkü mesela birisi şöyle demişti. Cep telefonu yok diye çocuğumun sınıf arkadaşları dalga geçiyor. Çocuk her gün okula eve gelince cep telefonu istiyorum, okula gitmem yoksa diyor dedi. Bizim cep telefonu alacak paramız yok dedi. Bir kadın bana dedi ki 2019'da yapmıştım röportajı. Oğlum, ilkokula giden oğlum günde sadece 1 lira istiyor benden dedi. Benim ona 1 lira verecek param bile yok dedi. 2019. Aynı şey ben Lübnan'a gittiğimde Filistin mülteci kampına sığınmış, Şam'dan gelmiş Filistinli Suriyeli ile röportaj yaptığımda. Aynı şeyi söyledi. Dedi ki burada işte okulda ders aralarında teneffüste çocuklar. İşte bir sürü şeyler yiyip içiyor. Bizim öyle bir maddi imkanımız yok. Çocuğuma hiçbir şey veremiyorum. Diyorum ki teneffüslerde çocuğum uyuyun diyorum. Kafanızı sırayın üstüne koyup uyuyun diyorum. Arkadaşlarını yiyip içtiklerini görüp de canları çekip de üzülüp ağlamasınlar diye diyor. Dolayısıyla böyle hikaye aslında bir sürü yerlerde söz konusu. Çok çok teşekkür ediyoruz Zahide Tuğba Kor. Kitabı tekrar göstermek istiyorum. Suriye'de Rejim, Savaş ve Göç, Tuz ve Taş Üstünde Küre Yayınları. Evet, hepimiz birlikte dinledik Zahide Tuğba Kor'u. Savaş bölgelerinde, Afganistan'da, Suriye'de, Lübnan'da, Irak'ta, Gazze'de kadınlar, tabii kadınlarla birlikte aileleri de ister istemez konuştuk, erkekleri ve çocukları da neler yaşıyorlar. Sadece savaş sırasında değil, savaş sonrasında da yaşadıkları. İnsan bütün bunları dinleyince bütün gün müşteki olduğu konuları düşünüyor. Bunların yerine acaba ben ne yapabilirim diye. Belki en yakınındaki göçmene el uzatabilir diye düşünüyorum. En yakınında yoksa uzaktakine bir çaba sarf etmemiz gerektiğini Zahide Hanım bize bu akşam anlattıklarıyla bir kez daha ifade etti. Haftaya görüşmek üzere.